Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 11. günün son dersine, yani 3. dersindeyiz. 2 ders boyunca açı işledik. Şükür bitti ama çok detaya girdik biliyorsun. Şimdi ne yapıyoruz? Kenar açı kenar ve kenar eşliğinden bahsedeceğiz. Evet, kitabımızda sayfa 72'nin sağ tarafı, 73 ve 74'ün de sol tarafını işleyeceğiz. Haydi bakalım derse başlayalım. Şimdi kenaraçı kenar benzerliği. Açıyı zaten anladık. Çok da detaya girdik. Kenaraçı kenarda eşlik teoremi de vardı biliyorsun. Aynı açının kolları iki üçgende de karşılıklı olarak birbirine eşitse bu iki üçgen ne diyorduk? Eş üçgen diyorduk. Burada da temel mantık aynı. Aynı açının kenarlarında karşılıklı olarak iki üçgende oran varsa ve aynı oran varsa bu iki üçgen benzerdir diyeceğiz. Bak, açı olacak, tek bir açı olacak ve sonra kollarına bakacağız. Hani biz açı verildiğinde ne yapıyorduk? Açıya dalıyorduk böyle. Ama açıya daldık. Baktık başka bir açı bulamadık. Sadece tek bir açı varsa o zaman kenar açı kenar var mı diye bakacağız. Şimdi burada açıya bakıyorum, kolları AB. Açıya bakıyorum, kolları AK'ya BK. İşte aynı açının kollarında A iken AK, B iken BK olmuş. Bu durum söz konusuysa bu iki üçgen benzer. Ama aynı açının kollarında 1'e 2 aynı açının kollarında iki üçgende 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4 gibi oran olduğunda çok güzel bir şekilde fark ederiz. Benzerliği direkt anlayabiliriz. Ama ve lakin aynı açının kollarında 5/7 oran varsa bunu nasıl anlayacağız? 5/7 ile çarpıp diğer kenarı mı bulacağız? İşte onu anlayamayabiliriz. Bunu anlayabilmek için ne yapacaksın biliyor musun? Çok dikkat buraya. Açının kollarını küçükten büyüğe doğru sırala. Küçükten büyüğe doğru sırala yalnız. Açının kollarını her iki üçgende. Mesela ilk üçgende A'ya B'ye, öbür üçgende de küçükten büyüğe doğru sıraladım AK'ya BK ve ben bunları böyle oranladım. Oranladığımda her ikisindeki oran aynıysa, yani 1/K 1/K geldi. Bu iki üçgen nedir diyeceksin? Kenar açı kenardan benzerdir diyeceksin. Sonra ne yapacaksın? Benzerlik oranı da aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir diyeceksin. Benzerlik oranı 1/K ya. O zaman burası X, burası Y ise 1/K eşittir X/Y deyip sonuca ulaşacaksın. Ne zaman? Tek bir açı varsa. Biz her zaman açı bulmaya çalışacağız. Açı yoksa kenar açı kenar var mı diye bak. İşte o da bu şekilde oluyor dostum. Tamam, çok kolay aslında. Ama açının kolları küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe yaz, her ikisine de fark etmez. Yeter ki o oranı bulmaya çalış. Bu şekilde bul. Gel bakalım şimdi öğrenme alanında bu işi öğrenelim. Arkadaş, buraya baktığımız zaman sadece ve sadece bir açı verilmiş. Bir açı verilmişse ne yapıyorduk? Açının kollarına bakıyoruz. Başka açı falan yazamıyorum. Kenar açı kenar var mı diye bakacağım. Hatta ben sana şöyle bir bana bir bak. Şu anımı anlatayım ben sana. Ben benzerlik olduğunu hissediyorum mesela sorunun. Benzerlik olduğunu hissettikten sonra açıdan çözemiyorum. Bir açı eşitliği varsa kesin kenar açı kenar vardır diyorum ve sorunun sonucuna ulaşıyorum. Şimdi iki sene önce bir öğrencim vardı. Sınavda 2 tane soruyu arda yapamamış. Getirdi bana, ben de yapamadım ilk etapta. Teneffüs arasında aceleye geldi falan, işte bahane uyduruyorsun. Neyse, ama harbiden de bahane uydurdum şimdi. Orada da bahane uydurdum yani. Olmadı kızım. O da çok güveniyordu. Türkiye'de derece yapmış bak. İlk 100'e girmiş olması lazım. Ya da 100 küsürüncü, 101. mi, 102. mi ne, öyle bir şey yani. Neyse, kızla sorularını yapamadım. Ondan sonra ne yaptım? Düşündüm. Ulan dedim, kendi kendime sorduğum soruları düşündüm. Benzerlik. Ulan benzerlik var. Yoksa açı yoksa kenar açı kenardır dedim. Bak, bu cümleyi dedikten sonra direkt çağırdım kızı. Gel bak, büyük ihtimalle bu vardır dedim. Soruları çözdüm. 2 soruda ki olmaması gerekiyor. Aynı deneme sınavındaydı. 2 soruda kenar açı kenardan çıkıyordu. Sen de benzerlikte sıkıştığın zaman kenar açı kenara başvur. Tamam, bu dediğimi unutma. Deneme sınavlarında bu sorularla karşılaşacaksın zaten. Karşılaştığın zaman da bu yorumu sen de yap. Tamam, hadi soruya. Şimdi burada alfa var. Hemen ne yapıyorsun? Alfanın kollarını küçükten büyüğe doğru yazıyorsun. Hocam 3'e 6. Şurada 3'e 6. Burada alfanın kolları 5'e 10. Hocam 5'e 10 alfanın kolları. Aa hocam sakın, 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran var. O zaman 4 ise burası 8. Dema öyle. En çok yapılan hata budur. Niye? Çünkü 1'e 2 oran yok ki. Biz kenar açı kenar olduğunu nereden anlıyorduk? Bunları oranlıyorduk. Her ikisindeki oran. Bakıyorum buradaki oran 3/5. Buradaki oran da 3/5. İse o zaman bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir diyoruz. Benzerlik oranı da kaç burada? 3/5. O zaman 3/5 de eşittir aynı açının karşısındaki kenarlar oranı. Yani 4/x diyeceğiz. Buradan 3x eşittir 20 geldi ve x'i de böylelikle 20/3 olarak bulduk mu? Bulduk. İşte bu şekilde yapacağız kardeşim. Anlaştık. Öğrenme alanında işi öğrendik mi? Öğrendik. Geldik örnek 29'a. Örnek 29'da da ne diyor? Üçgen verilmiş. Her şey verilmiş. Oradaki bilgiler zaten verilmiş. Soruya bakıyorum. 2 var, 3 var, 4 var, 1 var, 8 var, x var. Her şey var burada. Ama soruya baktığımız zaman bir şey yapamıyorum. Normalde bu soruyu arkadaşlar şuraya alfa yazıp kosinüs teoreminden kosinüs alfayı bulur. Sonra büyükte de kosinüs teoremi yapıp yine x'e ulaşabilir. Kosinüs alfayı buldun çünkü. Ama kardeşim sen buraya yazdıysan, mesela buraya alfa yazdım. Başka hiçbir açı eşitliği de yok. Bir bakıyorsun, aa hocam elimde bir bu üçgen var bir de büyük üçgen var. Sadece buradaki açı var. Bir açı varsa ne vardır büyük ihtimalle? Kenar açı kenar. Hemen alfanın kollarını yazıyorsun. Alfanın kolları ne? Bu üçgende 2'ye 4. Öbüründe nedir? Hocam 5'e 10. 5'e 10. Her ikisini de oranlıyorum bak şimdi. Her ikisindeki oran 2 bölü 5. 2 bölü 5 oldu mu? Oldu. O zaman bu iki üçgen benzerdir. Benzerlik oranı da 2 bölü 5'tir. Aynı şekilde benzerlik oranı 2 bölü 5 ise aynı açının karşısındaki kenarlar oranına da eşittir diyoruz. 3 bölü x'e eşitledik. Buradan 2x eşittir 15 ise x'i de böylelikle 15 bölü 2 ya da 7,5 olarak bulduk mu gençler? Bulduk. Artık şıklarda hangisi varsa. Anlaşıldı. Kenar açı kenar bu şekilde dostlar. Gelelim bir sonraki soruya. Arkadaş 30. soruya bakıyoruz şimdi. 30. sorudayız. Bir soru verilmiş. Hocam dörtgenvari bir şekil ama iki üçgenden oluşuyor. Demek ki üçgenden çıkacak. Şimdi bana verilen bilgileri kullanacağım. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorsam dik üçgen. Dik üçgen çıkmıyor. 90 olsa şurası. Hadi buradan dik çizip Pisagor bağıntısı yapayım ama 90 da değil. O zaman ne yapacağız? Büyük ihtimal benzerliktir. Özel durumlar yoksa, dik üçgenden de çıkmıyorsa benzerliktir. Benzerliğe dalıyorum. Benzerlikte açı yazmam lazım. Hocam şunlar paralel verilmiş. Paralel verilmişse hemen z'yi kullanıyorum. Z'den dolayı burası alfa yapar. Alfa ise burası da alfa yapar. Başka bir yerde açı yazabiliyor muyuz? Maalesef. Dur. Başka yerde açı yazamadıysak o zaman açı benzerliği yok. Ne vardır büyük ihtimalle? Kenar açı kenar. Aynı açının kollarını yazalım. Bak bir bu üçgene bak şimdi. Hocam şu üçgene bakacağız bir. Bu üçgende bir alfa var. Bir de şuradaki üçgende bir alfa var. Bu iki üçgene baktığım zaman ne fark ediyorum? Hocam birer açıları var. Hemen birer açıları olduğu için açının kollarını yazıyorum. Yeşil üçgende alfanın kolları 4'e 6. Sarı üçgende alfanın kollarına bakıyorum. Hocam 6'ya 9. 6'ya 9'da yazdım şöyle. Sonra oranladım. Hop. Burası da 2 bölü 3. Burası da 2 bölü 3. Demek ki bunlar birbirine eşit oldu ya. Bu iki üçgen kenar açı kenardan benzer diyeceğiz. Benzerlik oranı da 2 bölü 3. Benzerlik oranı da aynı açının karşısındaki kenarlar oranı. Yalnız üstte hangi üçgeni yazdık? 4'e 6. Şu üçgeni yazdık. O yüzden oranlama yaparken 5 bölü x diyeceğiz. Yani yeşil üçgen üstü olacak. 5 bölü x diyeceğiz. Buradan da 2x eşittir 15 ise x'i 15 bölü 2 buluruz ya da 7,5 buluruz. Artık şıklarda hangisi varsa. Tamam gençler. Olay bu. Tek bir açı varsa kenar açı kenar. Geldik örnek 31'e. Şimdi 31. soruya bakalım. Egehan soruları tatlı oluyor böyle. Değil mi? Ama bu sefer Egehan çok zor soru sormamış ya. Bakalım Egehan ne diyor? Birbirine eş olan üçgen biçimindeki yeşil renkli ve kırmızı renkli kartonları eşit kenarları birbiriyle çakışacak biçimde şuraya bir soru işareti koyayım, düzeltirim ben bunu. Çakışacak biçimde şekil 1'deki gibi masanın üzerine koyuyor. Yani üst üste iki tane eş kartonu koymuş. Eşit kenarları da çakışacak şekilde. Egehan kırmızı kartonu A köşesi etrafında döndürdüğünde üstteki kartonu döndürüyormuş. Şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Uzunluklar verilmiş. BK bölü LC üssü soruluyor bize. Evet, şekli şöyle biraz büyüteyim. Şimdi döndürmeyi sana göstereyim. Üst üste iki kartonu koyduk mu? Koyduk. Üstteki kartonu döndürüyorum şöyle. Döndürdüğüm zaman da 9, 6, 2 ve 3 değerleri oluştu. Gördüğünüz üzere. Tamam. Bunu gördük. Şimdi bu iki karton eş yapımı. Eş karton mu? Aynı karton. Sadece renkleri farklı. Eş. Eş yapılarda biz ne düşünüyorduk? Eş yapılarda kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemliydi. O zaman kenarların eşitliğini yazayım. Hocam şu kenar dönünce bak buraya geldi. Değil mi? Çünkü döndürmeyi de şöyle göstereyim ben. Tamam animasyonda gördün ama bu burayla çakışıktı şöyle. Dönünce bu buraya geldi. Yani 12 ise 12. Ya da bu kenar dönünce buraya geldi. Yani burası 8 ise burası da 8 mi olacak? Evet. O zaman hemen oraya yazalım. Burası 12 hocam. Burası da 8 mi oldu? Evet. Bir de açıların eşitliği de önemliydi. Şimdi ben buradaki açıyla şuradaki açıyı yazsam. Buradaki açıyla buradaki açıyı yazsam. Yok. Olmaz. Olabilir aslında. Yazabiliriz. Ya da döndürmeyi düşünelim şimdi. Bak şu açıyla şu açıyı yazsam. Bir şeyler gelebilir de. Dur döndürmeyi düşüneyim öncelikle. Döndürürken arkadaş buradaki doğruyu döndürürken ben bunu şu şekilde alfa derece döndürdüysem üçgeni döndürür ya. O zaman bu da böyle dönerken alfa derece dönmez mi böyle? Evet. Yani buradan üçgen dönerken hop alfa döndü. Bu da dönerken hop aynı derece döndü. Alfa döndü. Yani bizim buradaki açıda alfa, buradaki açıda alfa olacak. Sonra şu açıların eşitliğini yazsam yok bir şey gelmedi. Sonra şu açıların eşitliğini yazsam yok bir şey gelmedi. Çünkü buradaki üçgende kenarlar mevcut değil. Bakıyorum şurada alfalar buldum sadece. Bu alfalara ait üçgenlere bakacak olursam bak şu üçgene bak şimdi alfalı, bir de alfalı şu üçgene bak şimdi. Hocam alfalı bu üçgenlerde kenarlar da mevcut. O zaman kenar var mı diye bakacağım. Hadi bakayım alfanın kollarını iki üçgende de bakıyorum. Hocam şu üçgende alfanın kolları küçükten büyüğe 9-12, öbüründe 6'ya 8. Hemen yazıyorum. 9'a 12, öbüründe de 6'ya 8. Oranladım her ikisini. 4'e böl 3, 4'e böl 2, 3'e böl 3, 3'e böl 2. Her ikisindeki oran aynı. Demek ki bu iki üçgen benzer. Benzerlik oranı da 3/2. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı da 3/2 olacak. Yani burası 3K iken burası 2K olacak. Şimdi benden BK bölü LC isteniyor. Arkadaş BK ne oldu? 3K. LC üstün oldu. 2K oldu. Bu oranda ne yaptı o zaman? 3/2 yaptı. Güzel soru değil mi? Döndürmeyle alakalı. Hep şunu söylüyoruz. Kalem döndürdüğümde aynı kalem değil mi? Bu espriyi hep yapacağımı söyledim. Bak sorunun sonunda da olsa yine aynı espriyi yaptım. Şuraya kazanana kadar yapacağım. Yani bütün 50 gün boyunca ben bunu yapacağım. Döndürme sorusu geldiği zaman dostlar. Evet. Güzel bir soruydu. Cevabı da 3/2 bulduk. Geldik şimdi kenar benzerliğine. İki üçgende, eş üçgenlerde de biz bunu söylüyorduk aslında. Ne demiştik? İki üçgende karşılıklı olarak bütün kenarlar birbirine eşitse bu iki üçgen eşittir diyorduk. Şimdi de kenar benzerliği. Aynı mantık. İki üçgende karşılıklı kenarlar birbirleriyle orantılıysa, mesela baktım A iken AK olmuş, B iken BK olmuş, C iken CK olmuşsa eğer bu iki üçgende benzer. Hocam 2 kat, 3 kat, 5 kat, 7 kat, 10 kat, 1000 kat olduğunda fark edebiliriz ama 2/7 kat, 5/7 kat, 5/9 kat olduğunda nasıl fark edeceğiz? Aynı kenar açı kenardaki gibi. Ne yapıyorsun? Küçükten büyüğe doğru yazıyorsun. Bak küçükten büyüğe yazıyorsun. Yaz küçükten büyüğe kenarları. Küçükten büyüğe yaz. Hocam mesela A, B, C. Diğer üçgende de yaz. AK, BK, CK'yı yazdın ve bunları oranladın. Hepsindeki oran birbirinin tıpkısının aynısıysa ki aynısı oldu. Bu üçgenler kenardan benzerdir diyeceğiz. Kenar benzerliğini bulduk. Hocam bize hep kenar soruyorlardı. Al. Tamam. Kenarları var. Bütün kenarlar var. Bütün kenarlar varsa neyi kullandırırlar? Açıyı. Biz benzerlikte ne diyorduk? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı birbirine eşitti. Şimdi de tam tersi. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir. Bak buraya yazmışım. Bu mantığı kullanacağız. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit. Mesela ABC üçgeninde A'yı gören açıyla DF üçgeninde AK'yı gören açı eşit. A'yı gören açıyla AK'yı gören açı eşit. Yani yazacaksın buraya. A ile E açısı birbirine eşit. A ile E. Sonra B'yi gören B açısıyla, bak B'yi gören B açısıyla BK'yı gören D açısı eşit. B açısıyla D açısının eşitliğini yazacaksın. Sonra C'yi gören C açısıyla CK'yı gören F açısı eşittir yazacaksın. C açısıyla da F'yi yazacaksın. Bunu da yazdıktan sonra ne geliyor? Bak hocam ABC üçgeni EDF üçgeni, bak gördün mü? Benzerdir şeklinde yazabilirsin. A açısıyla E açısı, B açısıyla D açısı, C açısıyla da F açısı eşit ya. O yüzden bu sırayla yazabiliriz. Yani burada da büyük ihtimalle açıya yönlendirecekler bizi. Bakalım gerçekten öyle mi? Öğrenme alanındaki soruya bakalım. Şimdi alfa, beta ve 40 derece verilmiş. Alfa artı beta nedir diye soruluyor bize soruda. Soruya baktığımız zaman hocam 2, 3, 4 verilmiş. Burada da 4, 6, 8 verilmiş. Aa hocam hepsi direkt 2 katı diye görülebilir ama biz yine de alışkanlıklarımızdan hocam 2, 3, 4'ü yazdım. Sonra diğer üçgende 4, 6, 8 yazdım. Bunları taraf tarafa oranladım. Hepsindeki oran 1/2. O zaman bu iki üçgen kenardan benzer. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit. Hemen şu üçgende 2'yi gören, bu üçgende 2'yi gören 40 derece. Öbür üçgende 4'ü gören de 40 derece olacak. Yani direkt geleceğim buraya 40'ı yazdım. Sonra ilk üçgende 3'ü gören buradaki açı. Diğer üçgende 6'yı gören buradaki açı. Beta'yı yazacaksın buraya. Soru çıktı. Ya da 4'ü görenle 8'i gören. Hocam 4'ü görenle 8'i gören açı eşit. Buraya da direkt ne yazabiliriz? Alfayı yazabiliriz. Burada alfa, beta ve 40'ın toplamı da nedir? Hocam alfa artı beta artı 40 üçgenin iç açılı toplamı. Alfa artı beta da böylelikle ne çıkar? 140 çıkar. Evet. Bütün kenarlar vardı. Kenar da benzerlikte kendini belli eder. İki üçgende bütün kenarlar varsa direkt buna bakacaksın kardeşim. Kenar benzerliği var mı yok mu diye bakacaksın sadece. Tamam. Evet. Yine kosinüsten yapmaya çalışanlarınız olabilir ama gerek yok. Öğrenme alanında öğrendik. Gel bakalım şimdi şu soruya. Örnek 32'de. neler verilmiş? 6 verilmiş, 8 verilmiş, 9 verilmiş, 12 verilmiş, 40 verilmiş, değil mi? Bir de şu soru soruluyor. BE bölü EC'de 1 bölü 2 verilmiş. Şurası K iken burası da 2K olarak verilmiş. Tamam. Her şey yazılı mı? Yazılı. Hocam hiçbir şey yok. Açıya dalamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Yapamadığımız zaman benzerlik. Benzerlikte de iki üçgende sadece ve sadece kenarlar verilmiş. Önce küçük üçgeni yazalım. Küçük üçgenin kenarları nedir dostlar? Küçük üçgenin kenarlarına bakıyorum. Hocam bütün kenarı yok ama K cinsinden de olsa bir kenarı mevcut. 6, 8, 2K. Yazalım şuraya. 6, 8, 2K'yı yazdım. Diğer üçgende de 9, 12 ve 3K değil mi? Evet, 9, 12 ve 3K'yı yazdım sırasıyla. Sonra ne yapıyorum? Taraf tarafı oranlıyorum. Hepsindeki oran 2 bölü 3 mü? Evet. Sadeleştir 2 bölü 3. Sadeleştir 4'e böl 2 bölü 3. Hepsindeki oran 2 bölü 3 ise iki üçgen kenardan benzer. Bunu gördüğümüz zaman ne diyorduk? Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit. 6'yı görenle 9'u gören açı. 6'yı gören şu açıyla 9'u gören bu açı eşit. Bir şey yazamadık. Sonra 8'i görenle 12'yi gören, 8'i gören bu açıyla, ondan sonra 12'yi gören bu açı eşit. Tamam. 2K'yı görenle 3K'yı gören. 2K'yı gören bu açıyla 3K'yı gören bak bu açı eşit. Ha. En azından şuraya 40 yazabildim. Hadi yerlerini de yazalım ya. 6'yı görenle 9'u gören. 6'yı görenle 9'u gören açılar eşit. Şuraya da beta dersen burası da beta oldu mu? Oldu. Tamam. Bizden ne isteniyor? CED açısı. CED açısı alfa artı ACB açısı. ACB beta eksi EDC açısı. EDC o da 40 değil mi? Alfa artı beta eksi 40 isteniyor. Arkadaş şu üçgene bakacak olursak alfa artı beta artı 40 eşittir 180 değil mi? Buradan alfa artı beta'yı ne buluruz biz? 140 buluruz. Alfa artı beta çıktı. Bunun yerine de 140 yazınca 140 eksi 40'tan cevap ne çıkacaktır böylelikle? 100 derece çıkacaktır. Bak bu da güzel bir soru. Hoş bir soru. K'lı da olsa bak oran var. 2K'ya 3K. En azından oran var. Kenarlarda oran var. Yazdık. Kenar, bütün kenarlar olduğu için kenarı uyguladık burada. Evet, geldik bir sonraki soruya. Şimdi örnek 33'teyiz arkadaş. Şekil 1'de 3 tane üçgenin telefon ekranındaki görüntüsü verilmişti. Telefon ekranı. Telefonda işte BC eleman şurası, BC eleman ED, yani bunun doğrusallığından bahsediyor bize. Sonra ED doğrusu ekranın alt ve üst kenarlarına paralel. Yani şurası ekranın alt ve üst kenarlarına paralel. Ekranın altı burada gözükmüyor ama şurası gibi kabul et, fark etmez. Sonra sayılar verilmiş. ED'nin paralelliği bozulmadan görüntüdeki C ve K noktaları ekranın kenarlarına aynı anda değene kadar büyütüldüğünde CK 18 olmuş. Bak gel şurada bunu senle birlikte büyütelim mi şöyle? Ekranı büyüteceğiz. Bak şimdi. İlk şekil 1'e bak şimdi. Şekil 1'deki ekranı böyle iki parmağımla büyütüyorum. Tam C ile K şuraya değene kadar, ekranın kenarlarına değene kadar büyüttüm. O CK da orada 18 olmuş. Tamam. Parmakla büyüttük, 18 yaptık. Buna göre diyor PFX nedir diye soruluyor bize. Bir kere ben bu büyütmeyi yaptığım zaman üçgen tamamı gözükmüyor. Ekranda gözükmüyor en azından. Ekranda gözükmese bile, hani biz katlama sorularında katlanmış açıyorduk ya. Böyle büyütme, ekranda büyütme sorularında da üçgenin tamamını çiz kardeşim. Çizelim. Şu şekilde çizelim. Hocam üçgenimiz normalde bu şekilde olacaktı. Şöyle büyüttük. Hatta şurada da bir parçası var. Burada da C köşesi buraya gelmiş. Burada da şöyle mi oluyor? Evet. Burada da şöyle büyüttük. Beni nereye yöneltiyor soru? Beni şuraya yöneltiyor soru. Dikkat. Şu CK burada, C noktası bu köşeye, bu kenara, K da buraya geldi. Ha. Ben o zaman bunu ne kadar büyüttüm? Bak burası 9 iken burası ne oldu? 18 oldu. Yani CK'yı ben 18 yapmışım. Bunu ben 2 kat büyütmüşüm. O zaman 2 kat büyüttüysem bütün kenarlar 2 kat büyüyecek. Yani atıyorum burası 16 olacak. Burası şuraya kadar kısmı 8 olacak. Sonra burası 6 olacak. Sonra burası 6 iken şurası kaç olacak? 12 olacak. Burası 24 olacak falan filan. Ama bizden ne isteniyor? PF uzunluğu isteniyor. PF. Şuradaki X uzunluğu isteniyor. O zaman ben şuraya bir şeyler yazayım kardeşim. Şu uzunluk kaç? Hocam burası 6'ydı. Burası 2 kat büyüttüğüm için 12 mi oldu? Evet, 12 oldu burası. Evet, şurayı bulmaya çalışacağım ben şimdi. O zaman oraya bir X diyeyim ben ve şuradaki uzunluğu da bulursam sanırım olacak. Ama oradaki uzunluk burada da yok ki. Dur bakalım. İlk şekle bakalım. İlk şekle baktığımız zaman dostlar şu ilk şekli büyütüyorum. Bakıyoruz şuraya. İlk şekilde hocam şurada 4, 6, 8. Burada da 6, 9, 12 var. 4, 6, 8, 6, 9, 12 var burada ve ben bunları taraf tarafa oranladığım zaman hepsindeki oran 2 bölü 3 geldi. Kenarlar olduğu için iki üçgen kenardan benzer oldu. Madem benzer, orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit. Hocam 4'ü görenle 6'yı gören açı eşit olacak. Ama bu üçgende 4, bu üçgende 6. Hemen yazıyorum. Buraya alfa yazarsam 6'yı gören burada da alfa. Sonra 6'yı görenle 9'u gören, 6'yı gören buradaki açı, 9'u gören de buradaki açı. Farklı üçgenlerde. Beta ise burası da beta oldu. Üçüncü açılarda birbirine eşit şu şekilde. Burası da alfa artı beta yaptı. Hocam burası da alfa artı beta yaptı. Bak bak bak, olaya bak. Hocam alfa artı beta, alfa artı beta. Ne çıktı burada? İkizkenar. 16 ise 16 olacak. Buraya ne kaldı? 10 kaldı. Hocam şuraya gelelim şimdi. Ben bunu 2 kat büyütmüştüm. Madem 10 kaldı, burası da kaç olacak o zaman? 10 olacak. Pardon, 20 olacak burası. Sonra ne yapalım hocam? Şurada da K noktası buradaydı. K'dan köşeye kadar olan 2 kat büyüttüğüm için ekranın dışındaki kısımda 14 mu olacak burası? Evet, takıldık kaldı. Takıldığın zaman ne yapıyordun? Kullanmadığın bilgiyi kullanıyordun. Neyi kullanmadık biz bunu bu zamana kadar? Hocam ED ekranın alt ve üst kenarlarına paralel ve paralellik bozulmadan bir büyütme yapmıştım ben orada. Onu kullanacağız demek. Hadi onu kullanalım. Hocam şunlar birbirine paralel. Bak şunlar birbirine paralel. Bununla bu. Tamam. Buradaki açılar değişiyor mu? Değişmiyor. Yani bizim buradaki açı da alfa artı beta. Buradaki açı da alfa artı beta. Hocam şunlar paralel ya. Yöndeşlikten dolayı burası da alfa artı beta yapar. Bak bak bak, olaya bak. Beyin yine nasıl çözdü soruyu ya. Bak burası alfa artı betaysa burası da alfa artı beta. Burası da alfa artı beta. Burada ikizkenar çıktı. Dolayısıyla buraya ne kaldı? 14 kaldı. Yani ikizkenar olduğundan 14 ise burası da 14 oldu. Buraya kadar kısmı da ben zaten 20 bulmuştum. Çünkü burası 10 iken burası 2 katı 20 çıktı. Dolayısıyla buraya da kaç kalıyor? 6 kalıyor. Mükemmel bir soru. Mis 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 mis. Tam da sınavda çıkmaya aday sorulardan biri gerçekten. Cevap Ken 06'nın 6'sı tabii ki. Yani 6'lı sorular. Cevabı 6 olanlar da güzel oluyor bu arada. Ken 06'dan dolayı. Çok hoş bir soru arkadaş. Ne yaptım ama bak, işin esprisi ne burada? Şu paralelliği kullanmasaydık çözüme ulaşır mıydık? Hayır. Ve kenara yakaladık ya. Açılara dalmayı da sakın ama sakın unutma. Olay bu gençler. Umarım anlaşılmıştır. Ama en çok karşımıza açı benzerliği çıkıyor sınavda. Ne olur ne olmaz kenar açı kenar ve kenar kenarı da bilmek zorundayız. Kenar açı kenarda, kenar kenarda böyle küçükten büyüğe doğru yazdığın zaman kenar açı kenarda açının kollarını küçükten büyüğe, kenar verildiğinde de tüm kenarları böyle küçükten büyüğe doğru yazdığınız zaman iki üçgenin benzer olduğunu yakalayıp açıları da yazdığınız zaman aynı açının karşısındakileri oranladığınız zaman ya da orantılı kenarları gören açıların eşit olduğunu söylediğiniz zaman sonuca da yine ulaşıyorsunuz dostlar. Uzun zamandır soruları gelmiyor ama ne olur ne olmaz. Biz bunu bilelim, tamam. Hocam paralelliklere geldik. Şimdi ben temel orantıyı ayrı bir derste yapayım. Şurada Thales teoremi diye başlığı şurada ben sana anlatayım. Şu küçücük yeri anlatayım da şu yarım sayfayı da bitirmiş olayım. Şimdi normalde Thales teoremleri dediğimiz şeyler, bir temel orantı var, bir de kelebek benzerliği var. Onu da bir sonraki gün işleyeceğiz. Yani 12. gün işleyeceğiz. Aslında hem temel orantı hem Thales teoremleri, yani kelebek benzerliği aslında Thales teoremleridir. Ama Thales amcayı ilk başta şöyle bir anlatalım. Thales amca diyor ki iki tane doğru olduğunda, bunlar kesişen de olur ki zaten uzattığın zaman bunların uzantısı kesişiyor. İki tane doğru olduğunda paralel doğrularla kesiştiği zaman bunlar ne oluyor? Yukarıdan aşağıya oranlamalar birbirine eşit oluyor. Yani Thales amca diyor ki yukarıdan aşağıya A bölü B, C bölü D'dir. Bak bunu diyor bize. Ya da Thales amca diyor ki soldan sağa oran A bölü C, soldan sağa oran alttakinde de B bölü D de diyebiliriz. Yani A bölü C eşittir B bölü D olur. Ki zaten şu C'yi buraya at, içler dışlar yap, B'yi de buraya at. A bölü C, B bölü D zaten buradan da geliyor. Ama sen burada hangisi kolaysa onu kullanacaksın. Ama genelde de yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı oran şeklinde söylüyor. Hocam bu tekrarlı değil miydi? Onu bir sonraki gün halledeceğiz. Tekrarlı olmasa bile yukarıdan aşağıya oranlamalar birbirine eşit oluyor Thales'ten dolayı. Thales'in yani buradaki şey nereden geliyor? O da yarın öğreneceğiz aslında ispatını. Şuradan bir paralel çizince temel orantı oluşturacağız. Temel oranttan dolayı paralel kenar çıktı ya burada. C oldu, D oldu. Bak A bölü B, C bölü D. Ya da A bölü A artı B, C bölü C artı D diyeceğiz zaten. Ama Thales amca ayrı bir şekilde A bölü B, C bölü D olarak bilelim. 34'e gelelim. 34. soruda hocam direkt şunlar birbirine paralel verilmiş. Direkt o zaman şu x eksi 1 bölü 8 eşittir 2 bölü x artı 1. 2 bölü x artı 1 diyeceğiz. İçler dışlar yapalım. Hocam x eksi 1 çarpı x artı 1 neye eşittir? 8 kere 2 16. Bu a eksi b çarpı a artı b, a kare eksi b karedir. Yani x kare eksi 1'in karesidir. Eşittir 16. x kare burada. Buradan 17 geldi. O zaman x de böylelikle ne gelecektir? Kök 17 gelecektir. Cevap kök 17 geldi. Sırada temel orantı var. Temel orantı ve kelebek benzerliğinde ayrı bir yere sahip. Onu da yarın anlatalım istersen. Şimdi sayfa 74'e gelmişiz. Süperiz. Şimdi sayfa 3'ü gelelim. Çünkü biz bugünü bitirdik. Bugüne tik atmamız lazım. Hemen geliyoruz. Bugüne 11. güne şöyle bir tikimizi attık kardeşim. Bugün de çok şükür güzel şeyler öğrendik. Sonra şuraya gelelim. Hocam Üçgende benzerlik 1, 2, 3 bitti. Ödev var mı? Ödev yok. Şuraya da bir tiki atalım. Ve yarın şuraya geleceğiz. Haftalık programa bakmama gerek yok. Benzerlik bir bütün de haftalık programda, eşlik benzerlik. O yüzden bakmıyorum. Yarın hepsine birden bakarız gençler. Bugünü güzel bir şekilde bitirdik ve çok güzel şeyler öğrendik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders, yani 12. derste, 12 galiba yanlış hatırlamıyorsam, 12. derste temel orantı ve kelebek benzerlikleri yine önemli bir yerde. Görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Hoşça kal.